Çok fazla yükseltmişsiniz. Tamam, sen bak, ben birazdan geliyorum. Kimsin sen be kardeşime? Ne yaptın? Ya Zafer, kendine gelir misin artık? Senin 30 saniyeden uzun süre sessiz kaldığını tarih yazmaz. Endişeleniyorum bak. Neyin var? Melisa hakkında çok fena yanıldığın oldu mu abla hiç? Melis'le mi ilgili? Konuştun, hayır mı dedi? İnsanlar niye böyle abla ya? Niye gösterdikleri gibi değiller? Hepsi mi sahtekar? Yok. Bence insanlar kendini saklayamaz. Ne olduklarını anlatırlar, bağırırlar hatta ama biz duymayız. Bence kimse sahtekar değildir. Sadece... Nasıl değil ya? Hırsızı var, yalancısı var, dolandırıcısı var. Var da var bu dünyada. Bu dünyada herkes sahtekar. Birisi hakkında yanıldığında niye şaşırıyorsun o zaman? Beşer şaşar diyoruz insana ama şaşıranları taşlıyoruz. Bige'ye yaptıkları gibi. İlk taşı günahsız olanınızı atsın demiş, kimse çıkamamış ya. Önce dönüp kendine bakacaksın. Taş atmak istediğin sende ne kadar var? Eğer birine gerçekten önem verdiysen... önce kendini onun yerine koy. Sen kolay harcamayı öğrendin bir tanem. Birini kazanmak emek ister. Ama ne güzel patladık. Değil mi Meri? Baya baya patladık yani. Sana sözümü de tutamadım. Güya ben nereye yükselirsem sen de benimle birlikte yükselecektin. Ya saçmalama. Affedersin. Saçmalama. Of, ama bu ne be? Dünyanın sonu gibi. Ay. Yani bizim zehir gibi kafamız var, yeteneğimiz var. Biz yaparız bir şey ya. Biz bize yeteriz. Nedir yani? Ben de sümük yaptım. Nasıl yani? Sen gitmeyecek misin? Atıyor musun beni başından? Hayır canım. Yani genelde insanlar beni atar başından da. Bak bana arabesk yapma. Gözyaşım kalmadı, giderim bak. Tamam, tamam gitme. Bir yere gitmesen. Biz aynı mayına basmadık mı? Patladıysak da beraber patladık. Üzülürüz. Meri? Kim o? Zafer. Açma sakın, açma sakın. Saydırmıştır kesin. Ben eve gelir diye düşünüyordum, hayret. Akşam seni yemeğe bekliyoruz. Ha, o yüzden gelmemiş. Sen ölme, bana gel, cümleten gömelim seni diyor. Gitmeyeceksin değil mi? Meri. Hadi gel son kez beni şöyle güzel bir hazırla. Ha? Melis'in cenazesi şöyle fiyakalı olmasın mı be? Delirme. Sen Plevnik kumandanı Osman Paşa değilsin. Senin arkandan türkü yakmazlar. Canını okurlar, gözünü oyarlar senin orada. Ama ben kaçmayacağım. Ben kaçmayacağım. Çünkü ben oradakilerden daha suçlu değilim. Tamam. Tamam kabul. Parlak bir zafer olmamış olabilir. En azından mağlubiyetimizi parlak yazalım. Ne dersin? Haklısın kız. Bal kabağımız patlasa da biz faret değiliz. Git onlara kim olduğunu göster. Onlara da
nereden geldiklerini hatırlat. Hadi çıkıp hazırlanalım. Zeynep'in atamadığı adımları Melis attı. Çünkü onun önüne kırmızı halılar serdiniz. Evet Melis Hanım. Vedalaşma zamanı beklediğimden çok önce geldi. Zeynep olarak asla yaşayamayacaklarımı bana yaşatan, en zor zamanlarında bile en azından içinde umut olan, inanılamayacak kadar güzel bir rüyaydın. Muhteşem. Ben böyle bir ışık görmedim. Ya seninle gelmemi istemediğine emin misin? En azından kapıda bekleyeyim. Yok Meri, gelme sen. Ben bu yola tek başıma çıktım. Tek başıma bitireceğim. O masada söylenecek hiçbir şey sen hak etmiyorsun. Sen de hak etmiyorsun. O paçozlar sana yargı dağıtacak son insanlar. Tamam, ağlatma beni şimdi. Bak gücümü yeni topladım zaten. Tamam. Bir şey demedim. Bu gece onlar daha çok ağlamalı. İnan bana, onlar kaybetti. Sadece bunun farkında değiller. Tabii. Sana gaz vermek için söylemiyorum. Meri. Habersiz bırakma beni. Sakın yine kaybolma. Daha fazla kaybolamayız. Sen korkma. Asla açılmayacak kapılar sayende açıldı Melis. Sayende göreceğime ihtimal vermediğim ufukları gördüm. Aşamam sandığım dağları aştım. Bir gün uyanmak zorunda kalacağımı biliyordum. Ama anlatacağımız bir başarı hikayesi olacağını düşünmüştüm. Bir küçük fırsatla zirveyi görmüş Zeynep'in başarısı olacaktım. Selam.
Nasılsın? Sen gitmemiş miydin? Sen uyurken sevdiğim payyadan almaya gittim. Buraya servisleri yokmuş. Bir şey yememişsin, belki bundan yersin. Ama biraz zorla kendini. İlaç vaktin geliyor. Sağ ol. Annemle babam aradı mı? Arayıp konuşabilirim istersen. Gitmeni istiyorum Onur. Efendim? İşlerin oluyordu anne. Vaktin olmuyordu pek. Artık sana daha fazla vakit ayıracağım. Niye? Bana acıdığın için mi? Hayır, bana ihtiyacın olduğu için mi gel? Fedakarsın yani sen. Ama biliyor musun? Bu işten bir karım yok. Biraz bir şeyler ya. Karnını doyur. Sonra uzun uzun konuşuruz, tamam. İşte tam olarak benim buna ihtiyacım yok. Neye? Bana deli muamelesi yapmana. Ben deli değilim. Biliyorum. Bilmiyorsun ya. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir zaman da merak etmedin. Gözlerimin içine bir kez olsun bakıp beni ne kadar sevdiğini söylesene Onur ya. Ya seni sevmesem benim burada niye işim olsun? Gel. Bak. Sen de yalan söylüyorsun. O kadına baktığın gibi bak bana da. Hangi kadın? Bana salağa yatma. Benden daha kötü bir yalancısın sen. Bak. Benim hayatımda senden başka kimse yok. Bunu biliyorsun. Tabii. Biliyorum. Çünkü Onur Köksal bir kahramandır, değil mi? Bunları bu halde konuşmak doğru değil. Sen toparlan, kendine gel. Sonra hepsini konuşuruz. Ya ben uzun zamandır olmadığım kadar kendimdeyim ya. Seni burada hastalığımla tutarsam eğer, sen gitme diye iyileşmemekten korkuyorum ben ya. Şu an gözünde gördüğüm o zavallıya dönüşmekten korkuyorum. Bana istediğim gibi bakabilecek misin Onur? Dürüst ol. Geç hayatım. Yavaş. Gel babacığım. Hayatım, neden bu kadar ısrar ettin anlamıyorum. Doktor daha izin vermemişti. Tam olarak iyileşmedi ki babam. Bu biraz fazla oldu bence. Tamam, iyiyim ben. Kolay ölmem diyeceğim de. Artık buna en son söylediğimde gözüm hastanede açtım. Çok iddialaşmıyorum. İddialaşmada bir hayır olmadığını anlamış olman bence çok güzel. Sadece sizden tek bir şey isteyeceğim. Lütfen bugün sorunsuz bir masa olsun burası, olur mu? Gerçekçi ol. İmkansızı iste. İyi akşamlar. Hoş geldin ablacığım. Teşekkür ederim geldiğin için, lütfen. Umarım yine bir oyun peşinde değilsindir Zafer. Gerçekten hayati bir meseledir. Hayati. Abla, gerçekten hayatı benim için. Nedir bu gizem? Ne oluyor? Birazcık sabır babacığım. Hatta bir şeyler yiyin, atıştırın, şekeriniz dengelensin. Ben iddiayı bıraktım ama belli ki siz beni öldürmeye and içmişsiniz. Ferdi, ambulans kapı da hazır olsun. Peki. Ya dur ya Ferdi, yok yapma öyle bir şey. Baba, sana söz veriyorum. Bu masada bugün kriz geçirecek en son kişi sen olacaksın. Hadi bakalım. Onur'dan bekleyeceğiz.
Melis'i de bekleyeceğiz. Melis mi? Niye her yerden bu Melis çıkıyor ya? Bugün konu onunla ilgili abla. Sizin şu ep işiyle mi ilgili? Hani sen artık o işle ilgilenmiyordun. Ya siz ne sabırsız bir topluluksunuz ya. Lütfen birazcık sabredin, bekleyin. Neyi bekliyoruz? Melis'i. Bir tahminim olabilirdi ama mekandaki son halin aklımı karıştırdı. Benim de aklım karışık. Bekleyip göreceğiz. Ne konuşuyorsunuz orada öyle fısıl fısıl? Ay anne. Hiç. Her zamanki halimiz. Bak. Söz veremiyorsun işte. Belki de bizim birbirimiz için yapabileceğimiz en güzel şey özgür bırakmak. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ama benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Özür dilerim bir kere. Her şey için özür dilerim. Bazen sadece olmaz olur. Bizimki de öyle bir şey. Ben gözlerinde kendimi görmek istemiştim. Ama bunun için daha fazla yıpranamam. Başaramadım, özür dilerim. Ama hezimet sayılmana asla izin vermem Melis. Hiç kimse senin varlığında payı yokmuşçasına ellerini yıkayıp seni yargılayamaz. Bu kürkü durduk yere giymedim. Çıkarmanın utancını tek başıma taşımayacağım. En azından benim hesabını kendime verebildiğim hatalarım var. Başım dik oturamadığım bu kurtlar sofrasından başım dik kalkacak kadar benim de size anlatacaklarım var. Bekle bekle, nereye kadar Zafer'cim? Gerçekten çok sıkıldım. Ya bir ipucu ver ya da artık yemeğe başlayalım lütfen. Yeter. Dur ya anne, ne olur ya. Heh, çok şükür Melis Hanım da geldi. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Hoş geldin Melis'ciğim. Hoş bulduk. Çok beklettiysem kusura bakmayın lütfen. Geldin. Davete icabet etmek gerekmez mi? Sen bilirsin. Bu deli olan ne açıklayacak Melis kızım? Aslında... Bilmiyor. Bu masadaki kimse bilmiyor. Bilse de sürprizi ben yapacağım. Haklı. O kadar hazırlık yapılmış. Kimsenin elinden zevkini almamak lazım, değil mi? Sizleri de iyi gördüğüme çok sevindim Hamit Bey. Umarım ilaçlarınızı almışsınızdır. Masanın sürprizlerinden Allah sizi korusun diyorsun yani. Evet. Melis de geldi. Hadi bakalım başlayalım. Bir dakika daha. Zafer'cim ben çok kalmayacağım. Eğer ağır topu bekleyeceğim diyorsan da sen karar ver. Ben abim için kaydederim. Hadi başla. Peki peki. Peki madem hepinizi beklettiğim için çok özür dilerim ama... Bir arada olmanız çok önemliydi benim için. Şimdi içinizden diyeceksiniz ya Zafer, yine ne yumurtlayacak acaba? Ne yapacak? Aklında bir şey mi var? Biliyorum çünkü hepinizin üzerinde bir
etiketim var. Baba. Sana göre iflah olmayan bir haylazım. Sultanım, sana göre yakışıklı, geleceğin parlayan yıldızı. Potansiyelini henüz gerçekleştirememiş ama umut vaat eden bir serseriyim. Fıstıklar. Senin başının tatlı belası, seninse kankanım. Onur içinse büyümeyen bir çocuğum. Ben hepsiyim. Hiçbiriyim. Gerçekte ben kimim? Bence hiçbirimizin bir fikri yok. Her gün bu masada oturuyoruz. Ama gerçeğimiz ne? Bilmiyoruz. Yani nereye varmaya çalışıyorsun Zafer'cim? Kestirmeden gel oğlum. Anlaşıldı. Ben de felsefe pek durmadı. Melis. Seninle birlikte gerçeğimizi bulalım mı? Ha? Bana seni daha yakından tanıma, sevme fırsatı verir misin? Benimle evlenir misin? Kaçtı? Akıllı kız bence. Bekler misin? Melis. Melis lütfen bir konuşalım. Bekle 2 dakika. Melis. Zeynep ben. Zeynep. Hı? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Eğleniyor musun sen benimle? He? Ya bu nasıl bir manyaklık ya? Ne yapıyor bu? Azarlıyor mu benim oğlumu? Oğlunun hakkından geldi mi geldi. Bırak ne yaparsa yapsın. Ederse bu kız adam eder senin oğlunu. Beni araştırıyorsun. Babama dünya kadar para veriyorsun. Sonra gelip bana evlenme teklifi mi ediyorsun? Ya bu nasıl bir manyaklık ya? Ben seni nasıl etkileyeceğimi bulmaya çalışıyordum sadece. Ha, ve gördüğün şeye çarpıldın. Ben böyle 10 numara yalancıyı bir daha nerede bulurum mu dedin öyle mi? Evet. Böyle cesurunu Mert'ini bir daha bulamam. Bugün yemek düzenledim. Çünkü hakkında yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum anlamam lazımdı. Ve? Yanılsaydım gelip bana bugün meydan okumazdın. Çok düşündüm. Sendeki fark ne, beni sana çeken şey ne? Aileni görünce anladım. Ben senin o içindeki öfkeli Zeynep'i tanımışım. O asi kızı. Anlamıyorum. Kızmadın mı yani? Kızdım. Başta kızdım. Sonra yaptıklarını düşününce zekama şapka çıkarmam gerektiğine karar verdim. Sen öyle bir masadan kalktın, bizim masamıza oturdun. Ve harika ve Hamit Köksal gibi kurtları tavlayarak, Onur gibi bir snobu ikna ederek, beni çarparak. Sen ne yaptığını farkında mısın?
Ben sadece hayatta kendime bir fırsat yaratmak biliyorum, istedim. Biliyorum. Gerçekten görüyorum da. Ben Melis'ten çok hoşlanıyordum. Ama sen bugün dimdik girdin ya içeri. Ben orada Zeynep'e aşık oldum. Bu arada düşündüğünden çok daha fazla ortak yönümüz var. Ne gibi? Babalarımız gibi. Yani farklı kulvarlarda olsalar da çocuklarına körlükte yarışırlar. Bir de atlara düşkündürler. Sen ciddiysin. Çok. Ailen seni tümden aforoz etsin istiyorsun herhalde. Bilmelerine gerek yok. Aynen devam edeceğiz. Benim bu ailede var olabilmem için senden daha iyi bir partner düşünemiyorum ben. Biz seninle çok güzel bir çift olacağız. Seninle birlikte yukarı tırmanacağız. Seni kendime aşık edeceğime söz veriyorum. Ne konuştular bu kadar? Ben anlamıyorum. Beni de merak ettirdiler. Lütfen evet de. Ne oluyor? Zafer Melis'e evlenme teklifi. Hatalarıma rağmen elimden tutmak istiyor. Bu benim için ne demek biliyor musun Zafer? Evet. Evet, seninle evlenir. Allah!